Hello! Herkese merhaba, ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar, çok az uyudum. Ceyda enerjik indirelim aşağı. Hayır, indiremeyiz. Burada enerji konuşuyor. Şu perdeyi açayım mı? Aşırı enerjik. Açsın mı perdeyi? Açayım perdeyi. Bu sarı ışıkları kapatayım mı? Hayır. Niye? Daha güzel olur. Ya sen ne karışıyorsun kameramanın, yönetmenin işine? Tamam. Naciye, Naciye, cilveli Naciye, 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 işveli ca... Biliyor musunuz bunu? Ya bilmek istemiyorum. Türk filmlerinin bir numaralı şarkılarından biridir Yeşilçam. Arkadaşlar, YouTube kanalındayız. Yeşilçam ne alaka? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi size bir çeşit içli köfte yapacağız. Bu içli köftemizin adı Kore'in, inşallah Kore'dir. Kore'in içli köfte. Kore'in içli köfte diye mi çevriliyor? Ben buna asla inanmadım. Kore içli köftesi bu. Uzak Doğu içli köftesi diyorum. Çabi, bunun videoyu izliyorsan söyle. Ya Kore olmayabilir. Belki. Ama Japon içli köftesi de olabilir. Uzak Doğu içli köftesi işte ya. Sıcak geldi. Bu sefer evet, tarifimi Instagram'dan buldum. Ama sen tarifini yaparken şapkanı tak. İstiyorsan başka bere getireyim. Evet, başka bere getir. Ben sana bir tane bere verdim. Yün bere. Çok güzel arkadaşlar. İçi yumurtalı, etli, kıymalı. Bu arada Japon ha, panko var çünkü içinde. Neyse. Bu da yün bere. Takıyın, üşümeyin. Sırf espri yapacağım diye yine yün bere mi getirdin? Doğru düğünüz. Keşke yapmasaydın. Takmayacağım şimdi. Şimdi bana yumurtalarımı getir, haşlıyoruz yumurtalarımı. Çap çap. Yumurtalarını mı? Bir saniye, ben Instagram'da tarifime iyi bakayım. Abi bundan sonra çok affedersiniz, içeriklere ben bakayım. Yani ben Instagram'dan bulayım, bu izlenir diye düşüneyim. Arkasından da Fırat'a diyeyim ki şunu getir, bunu getir. Şimdi bunları haşlıyorsun, bunları yapıyorsun. Japon, Japon. Katsu matsu bir şeyler diyor. Abi neden bu kadar yumurta aldın, iki yumurta alacaksa? Bunları tersten açtım. Ama bunlar küçük mü bu yumurtalar? Ne fark eder, yumurta yumurtadır ya. Ben tabii çok bilinçli bir şekilde almadım şu sosluğu. Hemen Utku yazdı bunu görüp. Aa, sosluğunu bilmem nereden mi aldın? O sosluklar muhteşem. Abi bilmiyorum, caddede yürürken bir tane mağazaya girdim aldım. Meğer meşhur bir soslukmuş. Oğlum sen, soru mu var oğlum sende? He? Bak gerçekten varsa sıkıntılarını söyle. Kızlar birbirlerine Instagram'da influencerlar, bu Instagirl'ler bilmem ne tuzluklarımı şuradan aldım, çok beğendiyseniz şey yapınıyor ya. Utku bunları takip edip satın alıyor devamlı. Kendi arasında kızlar bunu yapıyorlar, Utku da dahil oluyor. Çaktırmadan oralarda gezip kazandığı parayı mutfak malzemesine harcıyor. Yemeğim çok seviyor, çok seviyor. Seviyor da ne yapıyor diye sorun. Yapıyor ya, sana bana yapmıyor. Evde neler yapıyor Pelin'e ya? Ne yapıyor aşkım? Bir sürü pankekler yapıyor, kahvaltılar hazırlıyor. Hep aynı şeyi yapıyor. Pişiriyor, makarnalar, etler. Hep aynı şeyi yapıyor. 5 tane menüsü var, onu dönüyor. KYK yurdu gibi adam. Hayret bir şey ya. Şimdi normalde bunu domuz etiyle yapıyorlarmış. Biz normal dana eti kullanacağız. Bence olur. Olur bu, olur. Çok güzel yapacağım. 10 numara yapacağım bu sefer. Çok kolay olacağını düşünüyorum. Al bunu da yap. Kaynar suya atılırmış bu arada. Kaynamayan suya attığın için. Neyi? Yumurtayı. Katı istemiyorlar mı? Katı istiyorlar. Kaynar suyu... Yumurta katı yapmasam ömrümde şu anda şoka girerdim ha. Girdim bu arada. Tam tersim oldu. Katı yumurta yaptığım için şoka girdim ha. Gerçi bilmiyorum, belki de öyle bir teknik var mı, ha varsa yazın. Yumurtayı böyle sıcak suya atınca bir anda katılaşıyor mu? Kas katı kesilmişim. Bu ne? 130 gram dedin. 130 gram mı? Evet, bilerek öyle aldım. Burada gramla beni uğraştırma diye. 152 ama neyse. 130 ver dedim adama. 130 ne hanımefendi? 20 gram da benden olsun. Yani 130 gram kıymadan bu arada şöyle bir gözümle baktığım zaman 2 tane hamburger köftesi çıkar. Evet, gereksiz değil. Alın bu bilgiyi, ne yapıyorsanız yapın. Bunu istemiyorum abi, takmayacağım. Bu ne yavrum, bunu nasıl yoğurayım ben? Verdiği tuza bak ya. Önce ağzımda çiğneyip şey mi yapayım bunu? Çok merak ediyorum bu nasıl olacak. Çok güzel olacak bence, harika olacak. Allah aşkına bir gelir misin? Allah aşkına. Sanki bu evde çok yemek yapıyormuş gibi. Bak en son yemek milattan önce falan yapıldı bu evde, tamam mı? Genelde hep dışarıdan söyleniyor. Şuraya bir bakar mısın? Göster göster, çek çek. Hayır ya. Hayır mı? Bak bak, aşağılara kadar baharatlar dolu. Bak bak. Şefin ganimeti sanki ha. Al al, baharat bozulmaz ya. Almışım 2 yıldır duruyor. Niye alıyorsun oğlum? Sorun orada. Yapalıyordu zamanında ya. Yapalıyordu diye bir şey. Vaktimiz olmuyor. Böyle dışarıdan bir şey söyleyip duruyoruz. Vaktimiz mi, bilgimiz mi? Bu çay kaşığı mı sayılır? Ya boyun kısa olsaydı çok güzel bir şaka yapacaktım ama boyun uzun. Ne kaybettin. Bak bu kızın aldığı şeyler beni delirtecek. Bunların hangisi çay kaşığı arkadaşlar? Biz çok özür dilerim. Benim mi aldığım şeyler onu delirtecek, yoksa Fırat mı biraz cahillik kokuyor burada? Yavrum bunun hangisi çay kaşığı? Sor bakalım, hangisini insanlar ayırt edemedi acaba? Sakın buna tatlı kaşığı demeyin. Tatlı kaşığı bu. Tatlı kaşığı bu. O da tatlı kaşığı. Tatlı kaşığı niye bir tür diye olacak farklı diye bir şey mi var? Üçlü çatal var, dörtlü çatal var. Çok küçük yavrum bu. Ben o yüzden şunu şöyle yapayım. Bu da şey değil mi? Şöyle size ortaya. Meyve getirin, hemen vitamin getirin. Meyveden alacağımız vitamini meyve tabağına koyarak. Nasıl mantıklı? Ben çok vitamin kullanıyorum, ne yapayım? Siz gene de doktorunuza sormadan kullanmayın. Yani ben de sormadan kullanmıyorum tabii de. Şimdi arkadaşlar, acık tuzumuzu, karabiberimizi attık.
De bakalım. Yoğurmaya çalışacağız ama donuk. Ceyda Hanım bunu buzluktan çıkartmamış. Söyledin mi? Gece niye çıkartmadın madem şefsin? Ya çok komik bir şey görmüştüm, yapamıyorum. Olmuyor ki aşkım bu. Elinle biraz böyle yap, açılır o, açılır. Hadi el sıcaklığınla böyle böyle. Üf, kıyma kokta. Çok kötü kokuyor. Niye lan, bozuk mu acaba? Bakayım. Hayır be. Bunları da Deniz Kemal getirdi bana. Ya çok biz tatlı. Video çekmiyoruz, bu başka bir şey yapıyor. Muhabbet ediyorum arkadaşlarımla, Allah Allah. Yumurtaların üstü pişmiyor ha. Yumurtaların üstü pişmiyor mu? Üstü açık. Ben böyle yapıyorum. Ya sen her şeyi yanlış mı yapıyorsun bu hayatta? Ya sen hayatında kaç kere yumurta haşladın? Ya çok kötü kokuyormuş be kıyma oynatmak. Vejetaryen olmama az kaldı ha, o kadar kötü yani. Kebapçı veriyorsun bana. Kebapçı. Ne onun adı? Kebapçı. Lahana mı? Nasıl diyorsunuz Türkçe'de lahana? Oha. Kes bakalım kebapçını. Ha bir dakika, bunu sen yap aşkım. Bunu böyle o ses çıkar bunda, ben dayanamam. Rahat bak, var ya her şeyi bir şey bulup bana yap. Vallahi yemin ederim. Ben de gözüm rahatsız biliyorsun, soğan kesemiyorum. Birazdan keserim. Soğanı ben keserim, tamam. Bundan ne kadar keseceğini söylüyorum Ceyda'cığım. Söyleme. Nasıl söyleme ya? 80 gram keseceksin. Minced olacak yani, kıyılmış. Ya ben nasıl 80 gram keseyim ya? Hele hassas tartımız vardır. Tartı vardır abla. Bunu yıkamayacak mıyız ya? Yavrum yıka. Sonradan yıkanmıyor mu? Kestikten sonra. Evet. Olmaz. Kim diyor ya? Olmaz, saçmalık. Allah Allah, bu bozulmuş mu? Oğlum bu yumurta olmayacak galiba ya. Nasıl anlayacağız bunun olduğunu? Orada o ses var ya, hani böyle onun üzerine böyle sürttüğün zaman, biliyor musun o sesi? Aman iyi. Hayır, kimseye bir şey olmuyor sesten, sana oluyor bir tek. Aman iyi, balona sürterler ya. Allah! Ay! Yavrum yanım, arkamda böyle hareketler yapma. Umarım böyle, ben lahanadan hiçbir şey çok zaman oldu yapmayalı. Onu yıka ama önce ölçseydin. Hassas tersine. Şunları çöpe at bakalım. Atayım bakayım. Ya. Bizim içli köftenin dışı bulgur, içi ettir ya. Bunun dışı et, içi yumurta. Evet. Pek onayladığım bir tarif diyemem. Ay, ama bence güzel olacağını yiyin. Ay, yok mu o sesi yavrum? Yap. Ya git o zaman. Yavrum yapma yavrum. Böyle yapılıyor diye biliyorum. Bu hamburger sandviçlerin içinde de çok güzel oluyor, lahana. Ne alakası var? Onun adı marul. Hayır hayır, marul değil. Lahana dedik ya. Marulla lahana ayırt edemeyen insan mı olur? Ay ay, görüntü aynı. Mayonezle lahana çok güzel oluyor. Bakın inanın. Hayır, hayır. Bana inanın ve bana güvenin. Lahana çiğ yenmez arkadaşlar, sakın. Nasıl yenmez? Yenmez sakın. Çıkar hassas tartıyı. Nerede? Nerede? Çabuk söyle. Çabuk söyle, çabuk söyle. Ya. Tikim var o sese, yapma. Senin ne bu ara tiklerin çıktı ha ortaya. Yaşlandık yavrum, yaşlandık. Ne alaka? Tink gençken olur tink. Ceyda, bu oldu mu yumurta? Her şeyi ben yapıyorsun. Sen ne işe yarıyorsun ya? Çıldıracağım ya. Aşkım soru sordum ya. Ya vallahi yeter artık ya bu mutfakta yaptıkların. Nereye bakacağım, şaşırdım ya. Onu yap, bunu yap ya. Sastart. Çık be Eylül Gül'ün mutfağı burası bu saatten sonra. Yok çap çap mı yapacağım? Az sastartılar. Ya ara dolapları aç bak. Ya aşkım her yere koyuyorsunuz. Abi o yumurtanın içinin 5 dakika diyor kadın. Sen gittin şey yaptın. O yüzden ben bir tane daha yapacağım yumurtadan. Niye o zaman yapmıyorsun kendin bakıp tarihlerine? Bak, katı mı? Bak, tarih. Katı. Bak bittiği zaman nasıl oluyor görüyor musun? Katı mı bu? O katı oldu şu an. He işte bak söyledik. Abi ben nereden alacağım bunun şeyi de, kepçesi de yok ya. Bu evde hiçbir şey hiçbir yerde yok ya. Fırat karşında dev gibi kepçe duruyor. Gösterir misin Yunus? Gözüne girsin. Abi bundan yumurta mı alınır? Delikli olması lazım onun. Tam böyle al işte. Şimdi tam yapacağım. İyi izle. Tam 5 dakika yapacağım. Her şey tam olacak. Ceyda Kazaboğlu gibi de olmayacak. Hazır. Hazır. Yandı bana. Başlat. Al. Biliyor musun yerini? Aradım. Bu arada bu büyük parçalar bunlar. Daha küçük olacak. O zaman küçültü kes. Artık gıcırtısı yok. Ya ben nasıl bunun taresini alayım ya? Fırat bak gerçekten bana... Ya aşkım dur, elimi yakmışım zaten. Buz koy o zaman. Bunun daha ince olması için benim şef olmam lazım. Ben şef değilim abi. İnce dedi de bu olmaz ki o zaman. Robot robot. Robot yapacaksak niye bana uğraştırdın ya? Delirdik. Aa bu 115 oldu işte, al sana. 80 gram. 10 numarası 5 yıldızsın, harikasın, tarife uyuyorsun. Ama bence biraz daha atalım çünkü bizim gitmişsin kıymayı fazla almış. Şimdi arkadaşlar bunları ince kıyacağız. Sonra soğan koyacağız. Sonra bir tane sos var. Worcestershire sos. Kim?
Worcestershire. Bu bütün Uzak Doğu yemeklerine geçer. Worcestershire. Heh. Dizi neydi o bizim? Seninle ilk sevgili olduğumuzda izliyorduk. Hani sen çocuğu çok kıskanıyordun. Benim bir tanem şey ya. Supernatural. Evet. Ay canım. Bütün sezonları oturup izliyorduk. Daha yeni sevgili. Worcester, Leicester. Neydi onların soyadı? Chester'la bir şey değil miydi? Evet, Winchester. Öyle bir şey. Winchester. Bulabilirsiniz. Zaten çok pahalı bir şey değildi o zaman. Bunu bir ay önce aldım. Önce kebaçımızı robottan geçiriyoruz. Ben de soğan doğrayayım. Soğan nerede aşkım? Her şeyin sorusunun cevabını vermek istemiyorum ya bu hayatta. Ne yapıyorsun abi? O içecek için değil mi? Soğan smoothie. Ben şimdi bir tane de soğuk su hazırlayayım. Nereden hazırlayayım? Bak nasıl bir teknik, bak şimdi. Çatlamış benim yumurta. Ana. Nasıl ya? Aa. Böyle olur. Bu da kırılmış. Bu ne? Tamam, çatlamış yumurta. Ne var bunda? Kırılmış yavrum, içindekiler dağılmış yumurtaları. Olabilir böyle şeyler. Bir daha yapacağız. Sıcak suya koyarsan öyle olur. Bence ben onu fırlattım herhalde, ondan oldu. Şöyle yapayım. Biraz üzerine soğuk su dökeceğim. Böyle bir şey olur mu? Bak. Yandım ya, bakmıyorsun, yandım ya. Niye bakmıyorsun abi bir şey gösterdiğinde? Hep böylesin. Televizyon izlerken de bak adam diyorum. 5 dakika sonra bakıyorsun. Orada aynı görüntü var mı ya? Bu kadar olay yaşandı şu mutfakta. Bir de buna mı sinirlendik gerçekten? Yanıyorum abi. Bak. Ya bak. Çek. Ben iş yaparken geliyorum. Oje sürüyorum. Oje sürerken geliyor diyor ki çabuk bak. Dün bir şey bakamam. Ne olmuş? Ne yani? Bu bizim hayatımızda karşılaştığımız şeyler. Neredesin? Neden oldu ama? Söyledim az önce. Her şeyi çok biliyorsun. O yüzden kendin yap. Ya. Bu yapmıyormuş ki bunu. Ben bunu yapar diye düşündüm. Ya bu kız gerçekten ya. Bunu da badem kırdım ben, bir şey yaptım be. Yunus biliyor musun sen bunu? Çok pişti hiç mi böyle? Hayır abi, yukarıdan bıraktım o yüzden. Çat diye ses geldi. Niye söylemedin o zaman? 5 dakika boşta bekledim. Buraya sabır metre istiyorum bir tane. Şuraya. Ama direkt şuradan başlat Utku. Onu yerden al, orası su basmasın. Yerden aldığın şeyi içine mi attın? Yemeyeceğim o suyu aşkım. Bir şeyler ortaya çıkıyor gibi. Ha? Bence bu çok piştiği için olmadı değil mi? Eminsin değil mi bro? Abi atmışsın içine, adam söylüyor. Ya hayatını bu yumurta mı şey yapmış abi, sen bunu ne bakıyorsun ya? Ben yumurta kırmayı severim. Biz çok kırıldık, artık kırmaya karar verdik. Soğan yapılacak şimdi. Soğana elimi dahi sürmem, öyle diyeyim. Tamam, ben yaparım. Renkli gözlü olduğum için. Ben çok değişik bir yemek olacak. Parmaklarınızı yiyeceksiniz. Güzel olacağına ben de şüphem yok. Biraz güzel, değişik tarif gibi. 30 gram diyor. Bu zaten kendisi 142 ise bunun yarısını çektik mi? 33 gram. Yani böyle bir şey olamaz. Bayan professional. Kenarını neden kesmiyorsun? Rayiyasın veriyor. Kabuğu. Vitamini orada. Oturtmadın ki. Nasıl? Be mi? Kabuğu yok diyor. Değil bakar abi. Mısınız? Kabuğunu çıkardım. Kabuklarına abi. Bakar mısınız? Biri bana bunu yazar mı yorumları? Bu nesi? Kafasının ucu. Ya senin ben kafa yapına hayranım ya. Bunun içinde olduğunu zannediyor ya. Oluyor. Tadına bile bakmayacağımı söyleyeyim çünkü kabuk attın içine. Ya kabuk yok, kabuk yok. Gözümüz yavrum. Ucundaki tüyleri ya. Şimdi Worcester tablespoon ne demek? Çorba kaşığı mı demek lan? Masa kaşığı. Gözlerim yanıyor çabuk. Yemek kaşığı Fırat. Heh, yemek kaşığı ver bir tane aşkım. Al aşkım. Aşkım verir misin? Neden? Beraber hadi. Ya lütfen aşkım. Ben mayonezi getireyim, sen kaşığını. Hadi bu olsun. Doldur. Tamam yeterli. Mayonez candır. Geçenki videoda cancık konuşması yapmamışsın. Nereye yapmamışım? Sihirbazlıkta yapmadım. Aa doğru. Neden yapmadım? Yokluğunda bakalım ne oluyor diye yapmadım. Çünkü tamam. Moralim bozulmuştu. Ayağım mı yandı? Sihirbazlık videosunu izlediniz mi? Çok güzel video ben. İnanılmaz güldüm. Son zamanlarda en güzel güldüğüm videolardan en güzel güldüğüm. Evet, benim halime çok gülüyorsun Ceyda'cığım. Oy! Sarılacağım. Kız bu nasıl bir kilit mekanizması ya? Sen bunu açarken ben de şey yapayım. Ya gerçekten şimdi... bazı şeyler çok ters. Ne bir kilit mekanizması? Açtım bile. Ne ya? Kavanoz açamıyor, geliyor bana açtırıyor kavanozları ya. Kız bunun tadı nasıl bir şey? Çünkü bizim evde eşitlik var. Bakayım. Of, bilekliğime geldi ya. Aa, müthiş kokan bir şeymiş bu. Bakayım. Biraz daha koyacağım. Oo. Bu ne ya? Ne kokusu gibi diyeyim size, böyle ketçap mayonez karıştırılmış gibi. Evet. Değil mi? Şimdi buradan da 2 tablespoon lazımmış. Ama bunu nasıl açacağız? Aç bunu. Aşkım sen malzemeleri hazırlıyorsun, ben yapıyorum. Hayır Fırat. Her şeyi ben yapıyorum. O zaman sen yapıyorsun abi. Ben hazırlıyorum, sen yapıyorsun. Bak elimi sürmüyorum. Bundan sonrasında eğer yapmasa video biter. O kadar söylüyorum. Yapacaksın.
Sen yapacaksın. İki çorba kaşığı koyalım lütfen. Bakın birazdan görürsünüz. Neyi görecekler acaba? Göreceğiz. Kadınınki hiç böyle değildi. Nasıl neyse. Kadınınki? Bakalım. Kadınınkinde bir kere kebuçtan geçilmiyordu. Senin lahanaları yok. Senin lahana yok bak. Şey o kebuç neden o kadar yeşil, bizimki neden beyaz? Bilmiyorum. Şimdi bunları soyuyoruz. Tamam, onları sen soyuyorsun. Senin gibi ben oldum ya. Şimdi sen bunları soy Fırat'cığım. Tamam, soyayım karıcığım. Kanka bu nasıl oluyor ya? Nasıl ilk kırmayı yapabilirim zarar vermeden? Çünkü zarar vermemem lazım. İçinde civciv var gibi davranman. Kırarken içindekine zarar vereceğini düşündü. Yani bu yalan olacak. Bir daha yapacağız benim yüzümle. Ya üf ya. Ben biliyordum yapamayacağımı işte ya. Ceyda gelir misin? Nereye gittin? Ceyda şunu yap bak. Bir daha mı yumurta kızartacağım ama şey yapacağım ya, haşlayacağım. Yumurtayı da kırarsın ya. Abi kıramam çünkü ben yumurtadan nefret ederim. Sadece kırılmış yumurta yiyebiliyorum. Ondan nefret ediyorum, bundan nefret ediyorum. Patküt yemek yerinde yiyorsun önüne. Abi böyle yumurta hiç sevmem. Niye yapıyorsunuz o zaman bu yemeği şu an? Ya yani... bana hani etim var burada, etin içinde yerim. Sıvı bir yumurtayı kırıyor musunuz? Bak konuşamıyorum, sinirlendim çünkü. Seni izlerken zekamı konuşturarak bilmediğim bir şey üzerinde inanılmaz uzmanlaştım. Yunus anlıyor şu an yaptığım hareketleri. Diyor ki, abim çok zeki be. Çok şey demiyorum vallahi. Şaşkınlıkla bakıyor sana çocuk. Yapışmış buna mı? Katı yumurta onun. Onunki kayısı bir kere. Kadın soğuk suda bekletince hemen oluyordu. Ya kadına ne bakıyorum? Bunlar kamera aksine neler yapıyorlar? Çok iyi gidiyorum. Bak öyle kıçıyla değil, kafasıyla değil. Ya bak. Zeka abi. Sert vuruyor görüyor musun? Benim yaptığım gibi yapmıyor. Poposuyla vursa. Önce ben bitirdim. Arkadaşlar hazır mısınız? Yumurtamız şurada. Isıtıcı, bunu pişireceğiz mi? Yok aşkım. Çiğ çiğ yiyeceğiz. Hayvanız biz. Bundan da koymamız lazım. Aynen. Ama bir şey söyleyeceğim. Biraz daha geniş olsaydı daha iyiydi. Çünkü üzerine döndürmemiz zor olur bak. Tabak olsa daha iyi olur yani. Geniş tabak. Adam niye kaseye koymuş hiç düşündün Adam mü? Adam yemek tabağına koymuş. Neden olduğuna hiç baktın mı? Gözünün ucuyla da olsa bir göz gezdirdin mi oraya? Bir rayiasını hissettin mi o tarafların? Hayır. Kız bunun içi hiç pişmemiş zaten. Dedik ya. Onun içini kullanırdım sarısını. Tüh, düştü oraya. Şunun sarısını çıkartacağız aşkım. Bak bunun sarı olduğunu emin misin? Burada sarı gibi durmuyor çünkü bu yumurtanın şeyi. Ne renk duruyor? Gösterir misin gerçekten? Ya hayır göstermiyorum. Hayır göstermiyorum. Telif yerim. Telif mi ya? Allah'ını seviyorsan bunun içine nasıl banacağız ya? Sen yapabiliyorsun işte bakalım. Öğrendim. Matat bir olayı yok. Bak nasıl kırmış. Ya öğrendin bir de laf ediyorsun yani öyleli. O seviyeye geçtin. Şu hale bak her yer yumurta oldu. Bakın etraf dağınık olduğu zaman bana geliyorlar. Hiç sevmem. Mutfakta her anında temizlik isterim. Leyli Gül'ün mutfağında kabul edilebilecek bir şey değil. Herhalde. Siz ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi inşallah? Keyfiniz yerindedir. Keyif yerinde olanlar candır. Cancıklar. Ben yapacağım. Bu arada en az 3 haftalık like atıyor, yorum atıyor, Instagram'dan takip ediyor. Düzenli gelip videolarını izler, beğenir yorumunu atar. Candır onlar. Ben neyim o zaman diyorsa? Ben. Can çıksın. Geliyorsun, izliyorsun, keyif alıyorsun, mutlu oluyorsun. Şu dakikaya kadar güldün, eğlendin. 2 santim aşağı indiriyorsun mouse'u. Gerekirse parmağını. Tık diyorsun, abone oluyorsun. Bu kadar basit ya. Cancık olmayın, canım. Abone olanlara da çok teşekkür ederiz. Yeni gelen izleyicilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Fırat normal şartlarda videolarda yemek yapar, normal hayatta yapmıyor. Canlar bir yemek yaparlar, az yaparlar, öz yaparlar, şov yaparlar. Cancıklar yemek yaparlar, nasıl olmuş derler, herkes böyle yapar. Çok güzel. Teşekkür ederim. Ceyda'cığım yapacağım şey şu. Bir tabak gerekiyor sanki sana yaptıklarını koymak için. Evet. Una buluyoruz yumurtamızı. Şuradan birazcık et alıyoruz. Şurada elime versene. Yapamadım ki. Ben de yapamadım. Görünüşüne aldanmayın bu arada. Çok kötü. Çabuk göster ne yapıyorum sonra. En son una buladım. Una. Tekrar una. Yumurtaya. Panko'ya. Bak 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 ne yaptığını görüyor musun? Neden öyle olduğunu. Hadi bakalım şimdi nasıl olacak bakalım. Şimdi panko'ya. Yok dönmüyor yani parçalıyorum şu anda. Gitti bu. Tekrar her şeyi baştan yapacağız. Saçma mı be? Gitti dağıldı olmaz, toparlayamam. Olmaz. 50 kere söyledim abi. Duydunuz mu yani? Nasıl döndüreceğiz o şeyi dedim orada. Ya küçücük masada niye yapıyorsun? Ya bir dakika bunun bir çözümlü olması lazım ya. Abi yani... Yumurta. Bitti yumurta bitti. Bir kere bu fazla büyük. Şöyle yapacağız. Şuradan alacağız. Bir tane mi yumurta kırdın? Yeter daha bir tane yapmayacak mısın zaten? Abi yok ben anlatamıyorum. Dinlemiyor ya. Asla katiyen. Yoruldum. Sabahtan beri iş yapıyorum sağa sola ya. Getir şunu şöyle.
Bak Yeron olduğu zaman ne güzel oluyor. Çek Allah. Çekil şimdi, çekil, çekil. Yok abi. Yok. 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 Şöyle tut. Anasını satacağım şimdi. Böyle bir şey olamaz ya. Ya bu ne abi ya? Tekin yapıyoruz abi. Çekil, çık, tamam bitti. Yani bir oran yanlış yani. Bu böyle bir şey olamaz mı? Aşkım bak. Ne? Kapat suyu, biraz konuşacağım seninle. Çok biliyorsan sen yapsaydın. O bak yani burada nerede patladığımı söyleyeyim mi sana? Söyleyeyim mi nerede patladığımı? Şu su açıkken konuşma, orada patlıyorsun. Bu unun, bunu burada yaptım. Una bularken mahvoluyorum çünkü küçücük şeyler koydun oraya. Şimdi, bak şimdi. Şimdisi mimdisi yok abi. Patladık gitti. Hadi vay be. Ceyda şunu neyle pişireceksek söyle bana. Deneyeceğim. Tavada herhalde. Neyde pişirdiyse bak. Tavada mı? Tavada mı? Tavada mı? Tava mı dedin sen? Tava dedi, duydunuz değil mi? Al kızartma tenceresi. Hayatımda gördüğüm ziyanlığın biri ismi de kızartmadır yani. Bu olmaz. Neden? Allah aşkına bir bak. Aşkım başka yağ mı yok, başka da tencere yavrum, mi? Yavrum daha küçük tencere vereceksin ki içine batsın. Kızartma tenceresi. Yağın yok ama. Şimdi buna vereceğim, yapışacak. Bunu da yapıyorum abi. Bunu da yapıyorum. Ay krize gireceğim bak şimdi. Sakın sulu getirme onu buraya. Burada valla patlarız ha. Tamam. Suyla getiriyordu. Şu hale bak. Ne var? Hikat garibesi gibi, dolma gibi duruyor orada ya. Kocaman. Ne ya? Ben bunun tadına bakamayabilirim bu. Ceyda zaten olmayacak. O çok büyük yavrum. Onda olacak mı peki? İnanıyorsun değil mi? Bakayım. Yani olduğu kadar olmadığı umurumda değil, kader. Çok yüksek o ya. Çok fazla. Bu ne oğlum? Dinozor şeyi gibi. Bu ne abi kocaman ya? Bu böyle bir şey değil ki. İçinde küçücük yumurta vardı bunun. Şimdi alttan malttan alsam. Ya neden yapamıyorsun hiçbir şey? Vallahi ağlayacağım artık ya. Kızım bu benim yapamamla ilgili. Burada sen baltaladın. Bula pankoya, bula, yapıştır. Kaçak şey çıktı oraya, kaçak kaldı. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bu beni çok geriyor. Abi beni de geriyor. Nasıl atacaksın onu oraya onu da bilmiyorum. Kepçeyle, delikli kepçeyle. Bence şununla at. Abi çok biliyor ya. Allah'ınızı seviyorsanız ya. Kepçe verir misin? Bunlar... Delikli kepçen yok mu? Ha şu. Zaten patlayacak ki bu. Denedin sonuçta, öyle düşün. Bunun böyle olmayacaktı. Ceyda çeviremedim. Benim kocaman ellerim oraya nasıl girsin karıcığım ya? Hiçbir şeyin sorumluluğunu almıyorsun. Kendin yapmıyorsun. Beğenmiyorsun ya. Olmayınca olsaydı mutlu olacaktın. Abi o zaman bir şey söyleyeceğim sana. Sen bir sonraki videoda Grand Tuvalet yemek programına giden oyuncular gibi köşede dikil, böyle yap. Aa öyle mi koyuyorsunuz? Çok güzel. Ben tabii öylesine seviyorum. Aa öyle mi yaptınız gibi ilgileniyormuş gibi saftırık saftırık bak oradan öyle. Böyle bir şey yaptım ben oyuncuyken. Ben yemeği yapayım, sen izle. Şöyle oturdum. Hatta başıma canlı yayında inanılmaz bir şey geldi ama canlı yayında ve kimse fark etmedi. Ne oldu biliyor musunuz? Bakın şimdi söylüyorum. Bilmiyorlar çünkü kimse fark etmemiş. Ezgi Sertel'in programına katılmıştım. Bilirsiniz Ezgi Sertel'i. Masada böyle bir bölüm var. Ondan sonra da mutfağa geçiyoruz, tamam mı? Ben de setten çıkmışım. İki gün hiç uyumamışım ama söz de verdim. Tabii ki de katılacağım. Buradan dedi haydi hep beraber şimdi de mutfak bölümüne geçelim dedi. Size yemin ederim. Ben de şöyle oturmuşum. Altıma da pantolon var. O mutfak bölümüne geçerken ben şöyle oldum. Ne olmuş biliyor musunuz? Pantolonun kenarlarındaki tokalar birbirine kenetlenmiş oturduğum yerde. Sana yemin ediyorum böyle kaldım. Şöyle şeyler yapıyorum. Allah'tan kamera Ezgi Sertel'le gitti. Sonra hani o gitti. Bana bak bekliyordu, gitti. Hemen orada böyle tek tek bunları açtım kalktım. Hayatımda yaşadığım en komik şeydi ama kimse görmedi. Tek başıma yaşadım. Olsun anlattım şimdi. Ne oldu? Gülmeseniz de gülmeyin. Çıkın dışarı küçükler. Burada yumurta sarısı var. Buraya bansaydın. Bunun 170 derece olduğunu nasıl anlarız? Sahanda yumurta, ahanda yumurta. Sunny side down olmuş. Yok yapmayacağım abi, yemek videoları bitti benim için. Neden Fırat? Geçen gün çok güzel yemek yaptım ve burada afiyetle yedik. Arada başarısız olabilirsin. Tatlı yapabiliyorum, yemek yapamıyorum. Tamam, demek sen tatlı ustasın. Tuz mu atıyorlardı hani bir şey yapıyorlar? Ne? Ben daha hiçbir şey yapmam. Ben küçükken bir kere önümde yağ patlamıştı, korkarım. Şöyle bir şey mi yapıyorduk? Şunu mu atacaktık? Patates kızartırken bir tane küçük patates atarlar içine. Olmuş. At. Ne olmuş abi? Nereden anladın onu? Yukarı çıkıyor pıtırtı. Hani o şey ses gelmedi. Çünkü içine öyle bir şey atmadın. Arkadaşlar benim için Yunus çok kaçın. Büyük bir adım. Kadın 5 dakika demiş. Bu kadın yalan söylüyor. Biz onu 10 dakika yapalım. Bir yapıyormuşum. Efsane oluyormuş. Çünkü Worcester tarih sos var ya içinde. İçli köftenin de harcının kabağını herkes hazırlar. Onu yapmak zor. İşte herkesin harcı değil.
Ben umutsuzum şu an. O yalan oldu. Bir sürü yumurtam yalan oldu. Ziyan ettik her şeyi. Yazık, günah ya. Evet, çok günah. Yemek yapmayı beceremiyorum ben. Dikkat et de yağı sakın şeye düşürme, tamam mı aşkım? Anladım aşkım. Anladın mı? Vallahi yangın çıkar saniyede. Oluyor galiba. Yine küçücük şeyin içinde döndürmeye çalışıyorum ya. Sen bu kadar her şey ya. Sanki hobbitlerin evinden geldi bizim çeyizler. Küçüğüm ben diye. Onun küçük elleri ancak bu kadar küçük şeyler yapabiliyordu. Bırak. Aşkım, kriptonitim o benim. Bak, iki tane gıcığım çıktı. Biri karnabaharın sesi, öteki kıyma. Geçen gün de bir şeyin çıkmıştı. O balon işte. Abdü'nün videoda. O zaten ha, balon. Vardı. O ses, aynı ses her yerden çıkıyor ses ya. O ses lanet ses. 3 dakika oldu. 5 dakika yeterli galiba bunun için. Biz 7 yapalım da tam olsun. Vallahi de yaksın. Neyse, yok, yanmamış. Kapatayım mı altını? Kapat. Neyse yanmamış dediği. Şu mu ya? 5 saat uğraşıyoruz. Şu mu? Şu kadar bir şey yaptık. Belki abi. Muazzam lezzetli. Şunun yanına 2-3 bir şey ataydık bari. Ne atacaksın yanına ya? Patates kızartması. Üf, çok da güzel kokmuyor yani. Çek artık, hadi tamam, otur. Buraya gelince biraz siyah görüntü. Dur. Karnabahar kokuyor. Ya ne yaptın? Fotoğraf çekecektik ya, açık halinde. Şöyle alçak. Tamam, dur. Şöyle koyalım. Sen bak, ben niye bakıyorum? Korkuyorum. Yani bu pişmiş mi ki? Pişmiş Mickey mi? Mickey Mouse. Tam bir Japon yemeği kokusu var ama. İlk... Yok. İlk defa bir yemeği yemek istemeyerek yiyeceğim şu an. De. İstemeyeceğim. Hani daha değil biraz. Su getireyim hemen karıcığım. Karnabahar yaktı. Soda. Soda. Soda nerede? Kötü değil bu arada. Nasıl oldu bu? Kötü mü? Çok mu kötü? Nesi kötü? Tamamı. Ne kısmı kötü mesela? Yumurtadan da kötü güzel olabilir. Yumurta bölümü güzeldi. Öyle bir bölüm yok ya, yumurta bölümü diye bir bölüm. Neden uyduruyorsun, yumurta bölümü güzeldi? Hangi bölüm yumurta bölümü? Şu mu? Haşlanmış yumurta o. Korkuyorum ya. Bok olmaz mı? Neyi anlatmak istiyor Fırat bize? Bozan ne biliyor musun? Yumurtanın beyazı. Bu arada seni kandırdık. Nasıl böyle güzel olduğuna şaşırdım şu an. Hayır abi, değil. Yumurtanın beyazı çok Hayır. kötü. Hayır. Yumurta olmasa dışı güzel olmuş biliyor musunuz? Ama yumurta, ben zaten çok fazla sevmem bir şeylerle böyle. Aşkım, böyle köfte yapılır o zaman. Aynı tariften köfte yapalım. İsterseniz siz yapın. Bizim daha yapmayalım da. Ama mesela şöyle güzel olmuş yani. O neydi? Cabbage'ın Türkçesi neydi? Lahana. Lahana, o Worcestershire sos, mayonez falan çok hoş bir şey yapmış burada. Deney çok güzel hatta, neredeyse. Yumurta yoksa çok iyi. Bakacağım mı? Hayır. Ne demek bakmayacağım? Cancıkı. Cancıkız. Yani kapak fotoğrafıyla uyumsuz bir son oldu bu. Ama video uyumlu. Hayır. Genel olarak sahipçiye mi söylüyorum? Sahipçiler nasılsınız? İşin garibini biliyor musun? İçi de sulu sulu olmuş. İşin garibi çok burada Fırat. Nasıl oldu bu yiyecek böyle? İçi sulu sulu, dışı kıtır kıtır, yumurtası bozuk. Yoshi bunu izliyorsa sen söylersin, biz nereye yanlış yaptık? Ya bunu anneler şu an benim bütün yaptığım hataları çözmüştür. Anneler demeyelim, yemek yapan insanlar hepsi çözmüştür zaten. Anneler net çözmüştür, onlar tecrübeli. Kesin bunun iyisini çıkartırlar bu arada. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Öpmeyin, yağlı. Mutfağı kim toplayacak?